Önce hocalar başlayacak, en son ben herhalde. Ben benim şey yapacak yani siz mi? Bir akciğerlerine baktırması çok iyi olur. Erken teşhis açısından ve sonraki tedavi başarısı açısından. Şimdi, Armağan Bey'deki gibi çok erken arada yakalayıp ameliyatla tedavi etme şansı olur. Şimdi, Armağan Bey ilk olarak check-up için başvurdu hastanemize. Muayenesinde aslında çok belirgin bir şikayeti yoktu. Hafif bir nefes darlığı vardı, sigara öyküsü vardı. Biraz aile öyküsü vardı. Kanser açısından riskli gruba giriyordu aslında. Muayenesini yaptım, tetkiklerine baktım. Röntgeninde aslında belirgin bir kitle görüntüsü yoktu. Ama bizim şüpheli diye adlandırabileceğimiz bazı bulgular vardı, beni şüphelendirdi. Bir tomografinizi çekelim Armağan Bey dedim. Hemen tomografisini çektik. Hakikaten röntgende görülmesi zor bir lokasyonda ve küçük boyutlu bir kitle tespit ettik. Hemen dedik ki bunun için yeni incelemelere ihtiyaç var. Bunun daha ayrıntılı incelememiz lazım. PET tetkikini istedik. Sonrasında PET'le birlikte yolumuzu çizmeye devam ettik. Sağ olsun kendisi de çok uyumlu davrandı bize. Biz ne dersek yerine getirdi. Ve süreç buralara kadar geldi. Kutsal Hocam ve Özgür Hocam'ın şifalı ellerinde tanısını hem tedavisini olarak süreci tamamlamış olduk. Erken saptandığında ameliyat gerçekten akciğer tümörlerine çok başarılı sonuçlar veriyor. Tüm dünyada böyle. Sağ olsun Merda Hocam bu konuda gerekli girişimleri yaptıktan sonra ameliyat için uygun olabileceğine karar verdik biz de. Ve yaklaşık bir 5-6 gün kadar önce de ameliyatının kapalı olarak kapalı ameliyat tekniğiyle gerçekleştirdik. Sonuçlar da beklediğimiz gibi olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz her anlamda. Lenf bezleri temiz geldi. Ameliyatı kapalı yaptık. Çok erken dönemde hem ayağa kalkmış oldu, hem işte yaraları daha çabuk iyileşecek, günlük hayata daha çabuk katılacak. Ve bu ameliyattan başarı beklentimiz de en erken evrede çok daha yüksek. O yüzden çok mutlu olduk. Yani tabii sonuç iyi çıksaydı daha da mutlu olurduk ama böyle çıkmış olması ve ama birinci evre olarak yakalanmış olması bizi çok mutlu etti. Umarım bundan sonra sağlıklı olarak normal hayatına devam edecek. En zor kısmı. Aslında ben check-up'a geldim. Hani öyle bir şikayetle falan gelmedim buraya. Merda Hoca'nın odasına girdiğimde şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. En korktuğum yere geldim dedim. Sonra filmden Merda Hoca'ya filmi gösterdim. Sonra beni yolladılar. Siz tamam, bana istedik. Hayır. Siz bana şeyi sordunuz. TC numaramla E-Devlet'e giriş şifremi. Merda Hoca benim Mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış girip. 3 milimetrelik o kitle 16 milimetre büyüyünce Merda Hoca beni geri çağırttırdı. Sonra işte o bitmek bilmeyen kanser süreci. O biraz uzun. Ya tabii şimdi bu ekonomik zorlukta insanlara hani gidin mutlaka her yıl check-up'ınızı yaptırın demek belki dünyanın en garip şeyi ama gerçekten imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyor. Herhalde bundan bir 6 ay sonra gelseydim bambaşka bir tabloyla karşılaşacaktık. Şans Merda Hoca'nın dikkati, hocaların dikkati, ne diyorlar, görecek günümüz yiyecek ekmeğiniz mi varmış? Öyle diyorlar herhalde. Ben hiç korkmadım. Hiç mesela aklıma ölmek falan gelmedi. Ama acı çekmekten korktum. Ama hiç aklıma ölmek falan gelmedi, hiç öyle şeyler gelmedi. Herhalde insanın başına gelince gelmiyor öyle şeyler. Başkasının başına gelince ölecek mi falan diye düşünüyoruz da benim başıma gelince hiç öyle şeyler gelmedi aklıma. Ama acı çekmekten korktum açıkçası. Çok tanrım. Ama çok olmadı galiba. Evet. İyisiniz. İyiyim. Çok acımadı. Yok. Çok acımadı. Güzel anılarım bile var yoğun bakın. Evet. Covid döneminde özellikle çok fazla tomografi çekildi tüm Covid hastalarına ve biz bu sayede çok erken evrede tümörler yakaladık. Zaten bazı ülkelerde
özellikle Kutsal Hocam'ın bahsettiği riskli hasta gruplarında 50 yaş üstünde düşük doz tomografiyle tarama programları yapılıyor. Ve çok erken evrede saptanan birçok hasta var. O yüzden yani erken evrede saptanması için bu tür tarama programları, check-up programları çok önemli. Tabii ki yani check-up'a buraya geldim. Başka hastaneye gitmedim değil buradan sonra. Evet gittim ama doğru kararın teşhis koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim. Yani teşhis onlar koydu, sonucu da onlar getirsin diye düşündüm açıkçası. Vallahi o kadar çok ağır kesici aldım ki. Biraz şey, oralar biraz boşluk maalesef. Ama en çok şey, oyunun biletlerini takip ettim yine, kaç sattı. Hangi neresi? Zonguldak kaç sattı, Ankara kaç sattı? Onların hepsiyle ilgiliyim hala, maalesef. Bir miktar tabii eski performansını bulması bir süre zaman alacak. Ama tabii en önemli şey sigara burada. Akciğer kondisyonunu koruması için sigara çok önemli. Yani özellikle ameliyat sonrası. O yüzden ona dikkat edeceğinden eminiz zaten. Armağan Bey'le görüştük. Evet, her gün yürüyeceğiz değil mi hocam? Evet, 30 dakika sabah, 30 dakika akşam üstü. Eskisinden daha iyi olacak. Eğer sigarayı bırakıp dediği gibi yürüyüşlerini de yaparsa akciğerin bir bölümünün alınması hiç etki etmeyecek. Yani olumsuz bir etki yapmayacak. Eskisinden çok daha iyi bütün hayatına devam edecek. Tamamen normal olarak.